Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda artık taşan betinin gövdesine geçeceğiz arkadaşlar. Herkes iki tane ayağı ördüyse ayak, bacak artık hangisiyle adlandırıyorsanız ördüyseniz 7 ilmek karşılıklı ilmekleri alıp kapattıysanız burayı da aynı şekilde kapattıysanız arkadaşlar artık gövdeye başlayabiliriz. İlk ördüğümüz ayakta ipimizi kesiyorduk. İkinci ördüğümüz ayakta ipimizi kesmiyoruz arkadaşlar. Çünkü buradan itibaren başlayacağız örmeye. Şimdi yapmamız gerekeni söylüyorum. 37. sırada 38. sıraya başlamış oluyoruz aslında. Toplam 27 ilmek örmüştük. Toplam e, burada da 37. sıraya gelmiş olduk. Şimdi 38. sıradan başlıyoruz arkadaşlar. Burada 7 tane ilmek var demiştim. Burada da 7 tane ilmek var. Şimdi bu iki ayağı birbirine bağlayabilmemiz için toplam 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 zincir sayesinde diğer ayağa geçebiliriz. Bu ayağa geçerken arkadaşlar şu zincirin iki iki yönlü yerleri var siz de biliyorsunuz biri bu bu taraf yani şu ilmek ön ilmek öyle söyleyeyim. Bunun için daha küçük numaralı bir tığ kullanayım ben. Şu ilmek arkadaşlar zincirin bir tarafı. Şöyle yakından göstereyim. Bir de bunun arka tarafı var. Görüyorsunuz. Şimdi bu zinciri çektikten sonra bu ayağın yakından göstereyim. Bu ayağın ön ilmeğine batarak buradaki 7 ilmeği düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra arkasını döneceğiz arkadaşlar. Bu 7 ilmeğin arka tarafını. Şu an gördüğünüz gibi ön ilmekten aldım. Sık iğnemi yaptım. Tekrardan orayı göstereyim size. Şu an 4 tane zincir çektim. İlk zincirin ön ilmeğine ipimi geçirdim. Ve sık iğnemi Kapattım. Şimdi buradan toplam bacağın etrafı 14 tane ilmek olacak arkadaşlar. 14 ilmek olana kadar bu şekilde örüyoruz. Şu an iki tane oldu. 3. 4. 5 6 7. ilmeğe geldim bu arada. Hiçbir ilmeği atlamak istemiyorum. Evet. Şu an 7'yi yaptım. Şimdi arkadaşlar dönüyoruz. Şöyle görün istiyorum. 8. ilmekten devam ediyoruz. Bu sefer zincirin bu tarafındaki ilmekleri kullanacağız. Burası biraz zorlayabilir sizi. Çok normal. Evet. 8 9 10 11 12 13 Şu köşedekini de atlamayalım. Toplam 14 tane olacak. Bir bacağın etrafında toplam 14 tane ilmeğimiz sık iğnemiz olmuş olacak ben burayı bir halledeyim. Evet arkadaşlar, ilmek sayımız 14 oldu. Bir bacağın etrafındaki şöyle gösteriyorum. Zinciri çektikten sonra bir bacağın etrafındaki ilmek sayımız 14 oldu. Şimdi artık şöyle göstereyim. Zincirin üstüne geçeceğiz. Zincirin üstüne geçerken zincirin üstüne de dört tane sık iğne yapacağız bu arada. Geçmeden evvel arkadaşlar şu zincirin hemen dibindeki boş kısma tığımızı batıralım, ipimizi alalım. Tekrar gösteriyorum. Şu zincirin dibindeki, en dibindeki şu boşluğa batıyoruz. İpimizi alıyoruz, henüz kapatmıyoruz arkadaşlar. Buradan hemen zincirin ilk yani birinci zincirin üstüne ilk sık iğnemizi yapacağız. Yönünü de çevirelim herhangi bir yanlışlık olmasın diye. 1 2 3 ve 4. Evet şurası. Zincirin tek tarafını arkadaşlar. Şu an üçlü ipimi bir anda çektim. ilk sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi tekrardan buradaki bütün zincirlerimizin üstüne bir tane sık iğne gelecek şekilde yapalım. Evet şurası oluyor. Zincirin bir tarafını yapıyoruz arkadaşlar. Karşı tarafa geçtiğimizde diğer tarafını yapacağız. Şu an ikinciyi de yaptım. Tekrardan çekeyim. Toplam 4 tane ilmek olacak. Evet. Bu da üçüncü sık iğnem ve dördüncüyü yapıyorum. Evet. 4 tane sık iğnemi de yaptım. Bakın 14 tane ilmeği ördük. Zincirin bir tarafındaki ilmeklere batarak 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi arkadaşlar buradaki 7 tane ilmeğin arkasını ve önünü de dönecek şekilde toplam 14 tane de burayı dönelim. Hemen zincirlerin ön ilmeklerinden alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 hemen köşeyi dönüyorum. Bakın diğer ilmekler kendini gösteriyor zaten. Sadece biraz şu köşedeki bizi zorlayacaktır. Ben orayı da halledeyim. Hatta şuraya kadar toplam 14 ilmek olana kadar öreyim arkadaşlar. Zincirin üstündeki diğer ilmeklerimizi yapınca bir araya gelelim. Evet arkadaşlar, bir bacağın etrafını da ben döndüm. Şimdi zincirin diğer tarafına geldi sıra. Buradan hemen ilk zincirimizin diğer tarafındaki ilmeğine 1 2 3 ve 4. ilmeğimizi de yapalım. Koyu renkli olduğu için biraz görmem zorlaşıyor. Ama siz eğer kendinizinkini rahat görebiliyorsanız ne mutlu size. Şöyle üçüncüyü tekrarlamış oldum. Ve dördüncüyü de hallettikten sonra gövdemizin temeline atmış olduk arkadaşlar. Toplam şöyle göstereyim. Toplam buradaki ilmek sayımız bir bacağın etrafının toplam ilmek sayısı arkadaşlar 36 olacak. Burayı sayalım, kontrol edelim herhangi bir yanlışlık olmasın. Benimki toplam 36 tane. Çünkü sayarak ilerlemiştim. Şimdi 39. sıraya başlıyoruz. Artık tığımı eski tığıma geri dönebilirim. Şimdi arkadaşlar 12 tane ilmek örüyoruz. Normal 12 tane sık iğne yapıyoruz yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi arkadaşlar 4 kez Toplam 4 kez bir ör bir arttır yapıyoruz. Normal bir şekilde bir tane sık iğne yapıp bir tane arttırıyoruz. Bunu toplam 4 kere yapacağız. Ben şu an ilkini yaptım. İkinciye başladım. Bir ördüm. Bir arttırıyorum. tekrardan bir tane öreceğim. Bir tane arttıracağım. Bu üçüncü yaptığım oluyor. Şimdi sonuncuya başlıyorum. Yani dördüncüye bir tane ördüm. Bir tane arttırıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ben yer belirleyici koymadım ama buradan sıra sonuna kadar toplam 16 tane ilmeğimizin kalması gerekiyor. Bu 16 tane ilmeği de düz bir şekilde arttırmadan, eksiltmeden öreceğiz. Sıra başına geleceğiz. Toplam bu sıradaki ilmek sayımız 40'a ulaşması gerekiyor. Onu da sayın, kontrol edin. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna ulaştım. 39. sırayı bitirmiş oldum. Gördüğünüz gibi bu etrafında bu sıranın etrafında 40 tane ilmeğimiz oldu. Ekleme aşamasında şöyle ayaklarınız böyle hani dengesiz bir şekilde durabilir. Sonuçta gövde henüz dolmadığı için böyle sallanıyorlar. Şimdi arkadaşlar 40. sıraya başlayacağız. 40. sıradan 45. sırada dahil olmak üzere toplam 6 sıra. 6 sıra boyunca buradaki 40 tane ilmeğimizi Arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz. Gövdenin e, yani bel kısmını oluşturmuş olacağız aslında. Daha sonra kazak rengine geçeceğiz. Yani kolda kullandığımız ben beyaz kullanmıştım. Siz artık hangi rengi tercih ettiyseniz o renge geçeceğiz. Buradaki 6 sırayı düz bir şekilde örelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar ben 6 sıra boyunca düz ördüm. Böyle gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstereyim bel kısmımız oluşmuş oldu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar kazak rengi artık hangi renk kullandıysanız ona geçebiliriz. Ben hemen geçişi de göstereceğim. Belki yeni ören arkadaşlar da olmuş olabilir aramızda. Şöyle bir ilmeğimizi geri alıyoruz. Geçeceğimiz ipi parmağımıza dolayalım. Şöyle alayım hemen yanıma. parmağımıza doluyoruz arkadaşlar bu ilmeğimizi geçeceğimiz renk ile kapatıyoruz bu şekilde kahverengi ipimizi de çekelim ilmeğimiz sıkışsın bol kalmasın burada şimdi arkadaşlar kazakla örmeye devam ediyoruz yani beyaz rengimle ben örmeye devam ediyorum 46. sıraya başlayacağız 46. sırada arkadaşlar 40 ilmeğimizi blo şekilde yani Şöyle yakından göstereyim. Arka ilmeklerden öreceğiz. Şöyle arka ilmeklerden alarak örüyoruz. 40 ilmeğimizi bu şekilde blo örerek devam ettireceğiz. Şöyle göründüğü gibi hemen arka ilmekten. Şöyle batırıyorum orta kısma. Hemen arkadaki ilmekten örmeye devam ediyorum. Bu renk geçişi ön tarafa bakıyor arkadaşlar. Bu sizi korkutmasın zaten tavşanımızın elbisesi olacak. Elbisesi ne giydirdiğimizde görünmeyecek zaten buradaki renk geçişi. Ha rahatsız olan arkadaşlar olabilir. Bu kahverengi yani şuradaki kahverengi ipimizi arkaya kadar düz bir şekilde örerseniz renk geçişini arka tarafa da taşımış olursunuz. Ama bence bunun için sayıların yerlerini ilmekleri karıştırmaya hiç gerek yok. Çünkü zaten orası kapanacak yani görünmeyecek. Bu şekilde arkadaşlar 40 tane ilmeği blo şekilde örelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar ben beyaz ipimle yani kazak rengimle 40 tane ilmek blo ördüm. Şöyle yakından göstereyim ilmeklerimi. Şimdi arkadaşlar Devam ediyoruz. Kazak rengine geçtik. Bunu bloyu da yaptık. Şimdi arkadaşlar 47. sıraya başlıyoruz. 47. sıradan 51. sırada dahil olmak üzere toplam 5 sıra. Toplam 5 sıra arkadaşlar bu rengimizde yani bu ipimizde kazak ipimizle 5 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Arttırmadan veya eksiltmeden sadece düz sık iğne yapıyoruz yani. Bu sırayı tamamlayalım. Kaldığımız yerden hep birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 sıra boyunca gördüğünüz gibi ben sıramı ördüm, tamamladım. Beyaz ip olduğu için lütfen kusura bakmayın, parlama yapabiliyor. Şöyle yakından da gösterdim. Şimdi 52. sıraya başlıyoruz. Bu sırada arkadaşlar 9 tane öreceğiz. Normal 9 tane sık iğne örüyoruz. İsterseniz siz yer belirleyici kullanabilirsiniz.

Buradan buraya kadar 9 tane ördüm. Hemen bir tane eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz zaten eksiltme yanlara denk geldi. Yan kısma denk gelmiş oldu. 9 ördük, bir tane eksilttik. Şimdi 17 tane öreceğiz. Buradan buraya kadar 17 ilmek öreceğiz arkadaşlar. Sonra tekrardan bir tane eksiltme yapacağız. Buradan da sıra başına gelene kadar 10 tane ilmeğimiz boşta kalmış oluyor. Bu 10 tane ilmeği de arttırmadan, eksiltmeden düz bir şekilde örüyoruz ve sıra sonuna gelmiş oluyoruz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra bu sıradaki ilmek sayımız toplam 38 olacak arkadaşlar. Sayalım, kontrollü bir şekilde ilerleyelim. Kaldığımız yerden de devam edelim. Evet arkadaşlar, toplam 38 tane ilmeğe ulaştım beyaz ip burada ilmeklerin arası görünmese de siz anlıyorsunuz demek istediklerim arkadaşlar ya da yaptığım işlemi şimdi 53 sıraya başlayacağız 53 sırada buradaki ilmek sayımızı düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar 38 tane ilmeği düz bir şekilde örelim 54 sıradan devam edelim Evet arkadaşlar 38 ilmeğimi arttırmadan ve eksiltmeden düz bir şekilde ördüm. Şöyle arkasına koyu bir renk koydum ki en azından daha belirgin görülsün diye. Şimdi 54. sıraya başlayacağız. 54. sırada arkadaşlar öncelikle 8 tane ilmek örüyoruz. 8 tane ilmek ördükten sonra bir tane eksiltme yapacağız. Şu an 3 tane ilmek ördüm ben. 4 5 6 7 ve 8'i de ördüm. Bu arada onu söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Ben size şuradaki e, ilmekteki renk geçişlerinin ön tarafa denk geldiğini söylemiştim. Arka tarafa denk gelmesi için sakın bunu buradan taşıma yapmayın. Yani bence yapmayın. Çünkü daha sonra bu eksiltmeler yan tarafa gelmeyebilir. Bu seferde ne olur? Şekil bozukluğuna neden olmuş olur. Zaten burası da elbisenin altında kaldığı için herhangi bir e, renk geçişinin görünmesi söz konusu olmayacak. Şu an ben eksiltmemi de yaptım bu arada. 8 tane ördük. 1 tane eksiltmiş olduk. Tığıma takıldı ilmeğim. Şimdi arkadaşlar e, 15 tane öreceğiz. 15 tane ördükten sonra yine bir tane eksiltme yapacağız. Daha sonra sıramızın bitmesine toplam 7 tane ilmeğimiz kalacak. Bu 7 tane ilmeği de düz bir şekilde ördükten sonra sıra başına gelmiş oluyoruz. Sıra sonundaki ilmek sayımız 36'ya düşecek. 36'ya düştükten sonra arkadaşlar 55. sıraya başlayacağız. 55. sırada ise 36 ilmeği arttırmadan eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 36 tane ilmeğimi de en son düz bir şekilde ördüm. Şu an 56. sıraya başlayacağız. 56. sırada yapmamız gereken işlem tekrardan eksiltmeler yapacağız. 8 tane ilmek örüyoruz arkadaşlar, 1 tane eksiltiyoruz. 8 tane ördükten sonra şurada bir tane eksiltme yapıyoruz. Daha sonra 15 tane ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Peşine tekrardan bir tane eksiltme yapacağız. Ardından arkadaşlar 9 tane ilmek sık iğne öreceğiz. İlmek sayımız 34'e düşecek. Daha sonraki sırada ise o 34 ilmeği arkadaşlar arttırma ve eksiltme yapmadan da düz bir şekilde öreceğiz. Bu sayede 58. sıraya başlamış olacağız. Hadi bunları tamamlayalım. Buraları yapabildiğinize inanıyorum. Seviyenizin az çok hangi durumda olduğunda görüyorum. Instagram'da olsun bana sorduğunuz sorularda olsun. O yüzden bu işlemleri zaten yapabildiğinizi biliyorum. Videonun süresi çok uzamasın sizi de sıksın istemediğim için bunları yapabil yapalım diye sizinle birlikte örmüyorum arkadaşlar. Hadi bu işlemi yapalım kaldığımız yerden devam edelim evet arkadaşlar iki sırayı da hallettim hem eksiltmemi yaptım hem de 34 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm şimdi 58. sıraya başlıyoruz 58. sırada arkadaşlar 8 tane öreceğiz yine yani klasik eksiltme sıramız bu da 8 tane sık iğne yapacağız şu an ikinciyi ördüm ben 3 4 5 6 7 ve 8 Hemen eksiltmemi yapıyorum. Ön ilmeklerden alarak eksiltmemizi yapıyorduk. Şöyle ön ilmeklerden aldım. Eksiltmemi yaptım. 8 tane ördük, 1 tane eksilttik. Şimdi arkadaşlar 15 tane öreceğiz. 1 tane eksilteceğiz. Daha sonra 7 tane daha sık iğne yaptıktan sonra sıra sonuna gelmiş olacağız. Sıra sonundaki ilmek sayımız 32 olması gerekiyor. Onu da sayalım, kontrol edelim. Doğru bir şekilde ilerlediğimize emin olalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, eksiltmemi yaptım. 32 tane ilmeğim olmuş. Burayı saydım ben kontrolünü de yaptım. Şimdi arkadaşlar 59. sıraya başlıyoruz. 59. sırada da eksiltme yapacağız. Gerçi buradan sonraki tüm sıralarımızda eksiltme yaparak ilerlemiş olacağız. Şimdi 7 tane öreceğiz. 1 tane eksilteceğiz. 14 tane sık iğne yapıp ardından 1 tane eksiltip daha sonra 7 tane daha ilmek öreceğiz arkadaşlar ve sıra sonuna gelmiş olacağız. Sıra sonundaki ilmek sayımız ise 30 olacak. Sayalım, kontrol edelim, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, 30 tane ilmeğim oldu. Eksiltmemi yaptım. Şu an elyaf eklemek için birazcık daha var diye düşünüyorum ben. Yani bir tık daha ilerledikten sonra elyaf ekleyeceğim. Şimdi 60. sıraya başlayacağız arkadaşlar. 60. sırada da yine eksiltme yapacağız. Bu sefer 7 tane sık iğne ördükten sonra bir tane eksiltme yapıyoruz. 13 tane ilmek düz öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmayacağız. Daha sonra bir tane eksiltip 6 tane sık iğne örerek sıra sonuna geleceğiz. Sıra sonundaki ilmek sayımız 28'e düşecek. Böyle böyle arkadaşlar 28 26 24 yani 18 ilmek olana kadar böyle eksiltmelere devam edeceğiz. Hadi bu sırayı da halledelim. Kaldığımız yerden devam ederiz. Bu sıradaki eksiltmemi de yaptım. Sıra sondaki ilmek sayım 28 oldu. Kontrolümü de yaptım. Şimdi arkadaşlar diğer sıraya başlıyoruz. Yani 61. sıraya başlıyoruz. 61. sırada 7 tane sık iğne örüp 1 tane eksilteceğiz. 12 tane sık iğne örüp bir tane eksilteceğiz. Daha sonra 5 tane daha ilmek düz bir şekilde öreceğiz. Sıra sonundaki ilmek sayımız 26 olacak. Ben o sırayı da yaptıktan sonra artık elyaf ekleyeceğim arkadaşlar. El, e, i̇lmeklerinizin arası çok açılacak şekilde doldurmayın ki görüntü olarak güzel bir görüntü elde etmiş olalım. Hadi bu sırayı da yapalım. Elyafımızı da ekleyelim. Kalan yani 4-5 sıramız kaldı. Fazla bir sıra kalmadı. Daha sonra örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar. Hem el yapımı ekledim. Hem de sıramı tamamladım. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. El yapı eklerken lütfen şu köşelere çok iyi bir şekilde yerleştirdiğimize emin olalım. Bu ayakların böyle yapılmasının sebebi arkadaşlar. Bakın istediğiniz an oyuncak rahatlıkla böyle oturabiliyor. Hem ayakta duracak hem de oturacak. Rahat hareket etmesini sağlayacak. Yani burada yapılan ayaktaki işlem. Şimdi eksiltmelerimize devam edelim. 62. Sıraya başlayacağız. 62. Sırada arkadaşlar 7 tane sık iğne örüp bir tane eksiltme yapıyoruz. Yani bu artık böyle devam edecek arkadaşlar. Yani 3-5 sıra kaldı zaten. Bu eksiltmeler sayesinde artık boyun kısmına doğru ilerlemiş oluyoruz. 7 tane sık iğne örüp bir tane eksiltme yapacağız. Daha sonra 11 tane sık iğnemizi düz bir şekilde öreceğiz. 1 tane eksiltip 4 tane sık iğne daha ördükten sonra sıra sonuna ulaşmış olacağız. Sıra sonundaki ilmek sayımız ise toplam 24 olacak. Sayıp kontrol edelim. Güzelce buraları da eksiltelim. Her eksiltme yaptığınızda birazcık daha ilaf ekleyebilirsiniz. Hadi bu işlemi yapıp kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıramı tamamladım. 24 tane ilmeğime ulaştım. Şimdi yapmamız gereken 63. sırada yapmamız gereken 7 tane öreceğiz yine. Yine tekrardan bir tane eksiltme yapacağız. 10 ilmek öreceğiz. 10 ilmekten sonra bir tane eksiltme yapıp 3 tane de sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Bunu da tamamladıktan sonra ilmek sayımız 22'ye düşecek. Bundan bu yapacağımız sıra haricinde toplam 2-3 sıramız kaldı. Hadi bu işlemi de tamamlayalım. El da güzelce ekleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar birazcık daha ben elyaf ekledim. Sıramı da ördüm tamamladım. 22 tane sık iğnem var burada. Şimdi arkadaşlar 64 ve 65. sırayı bu şu an burada söyleyeyim. O iki sırayı da tamamlayalım. Daha sonra devam edeceğiz. 64. sırada her zaman yaptığımız gibi 7 tane sık iğne öreceğiz, 1 tane eksiltme yapacağız. Daha sonra 9 tane sık iğne öreceğiz düz bir şekilde. 1 tane eksiltip 2 tane de sık iğne öreceğiz. Bu bizim 64. sıramız olacak arkadaşlar. Daha sonra 65. sırada yapmamız gereken işlem artık son eksiltme yaptığımız sıra olacak. 65. 65. sıra yani. O sırada arkadaşlar 7 tane öreceğiz, 1 tane eksilteceğiz. Bu sefer 8 tane sık iğne öreceğiz düz bir şekilde. Ardından bir tane eksiltme yapacağız ve 1 tane de sık iğne örüp sıra sonuna gelmiş olacağız. Sıra sonundaki ilmek sayımız en son yani 65. sırada 18 ilmek olacak. 64. sırada ise ilmek sayımız 20 olmuş olacak arkadaşlar. Bu iki sırayı da ördükten sonra el yapımızı güzelce biraz daha ekleyelim. Başka e, eksiltme yapmayacağız. Ufak bir işlemimiz daha var. Onu da yaptıktan sonra gövde videosunu bitirmiş olacağız artık. Evet arkadaşlar, İki sırayı da hallettim ben. El yapımı da yeterince doldurdum. Beyaz ip olduğu için yani çok gösteremesem bile zaten görünce anlıyorsunuzdur. Çok e, taş gibi yapmadım bu sefer. İlmeklerimin arası çok açılmasın diye. İpim ince olduğu için bir tık açıldı. Şimdi arkadaşlar ipimizi e, ipiniz bu arada yani kaldığınız nokta şöyle arkasını çevireyim. Şöyle yanlara falan denk geldiyse kadrajı da sığdıramadım. Şöyle yanlara denk geldiyse arkadaşlar bir sıra yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ipimin benim ipimin kaldığı yer burası. Buranın arka tarafa denk gelmesini istiyorum diyelim. Buradan arka tarafa denk gelene kadar düz bir şekilde örebilirsiniz. Boş bir şekilde yani sık iğne yaparak buraya gelebilirsiniz. Ama eğer zaten buradaysa bu işlemi yapmanıza gerek yok. Benim mesela burada yanda kaldı. Buradan da devam edebilirsiniz ama ben hani renk geçişleri daha güzel görünsün diye arka tarafa denk gelmesi taraftarıyım. Buradan arkadaşlar renk geçişini yapacağımız için arka tarafa denk gelene kadar ben düz bir şekilde öreceğim. Eğer sizinki de bu durumdaysa arkaya denk gelene kadar düz örebilirsiniz. Ördükten sonra arkadaşlar ten rengine geçiş yapacağız. Ten rengine geçtikten sonra 18 ilmeğimiz var zaten burada. 18 tane blo öreceğiz. Yani arka ilmeklerden alarak öreceğiz. Önce ben şuraya kadar bir öreyim. Daha sonra renk geçişini yapayım. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar ben ördüm arka tarafıma renk geldi. Şu an en arka taraftayım. Son ilmeğimi kapatmadım. Ten rengine geçerken kapatacağım. Burada ten rengine geçiş yapıyoruz. Bu şekilde beyaz ipimizi biraz sıkalım. Şimdi arkadaşlar 18 tane ilmeğimiz var zaten bu sırada. Şöyle yakından göstermeye çalışıyorum. 18 ilmeği blo şekilde öreceğiz. Blo neydi? Arka ilmekten örmekte. Şöyle ilmeğimizin arka tarafından alarak 18 ilmeği bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bu beyaz ipimizle bıraktığımız ön ilmekleri ise yakanın fırfırını yapacağız yani. Bakın bu şekilde ben arka ilmeklerden alarak 18 tane ilmeğimi bu şekilde arkadaşlar devam ettireceğim Siz de devam ettirin en son yani en son yapmamız gereken işlem bu 18 tane ilmeği arkadaşlar blo ördükten sonra sıra başına geldik diyelim sıra başına geldik sonra tekrardan yani 66. sırayı blo yapıyoruz 67. sıradaki 18 ilmeğimizi düz bir şekilde öreceğiz. Bu bizim boyun kısmımızı oluşturacak. En son şuradaki beyaz tabi gösteremiyorum bunu beyaz ip olduğu için şuradaki flo kısımlar yani ön ilmeklere de tığımızı takarak yaka kısmını oluşturacağız. Yaka kısmına kadar şu iki sıra 18 ilmeği ben öreyim. Siz de örün. Yaka kısmında tekrar bir araya gelelim. Evet arkadaşlar, arka fona şöyle bir renk koydum ki daha net anlatabileyim. Burada ben iki sıra, bir sıramı 18 ilmek blo ördükten sonra bir sırada 18 ilmek düz bir şekilde ördüm. Şimdi kahverengi ipimi normal bir şekilde kısa kesebilirim. Çünkü kafada uzun ip bırakmıştık zaten dikim için. Hemen burada yapmamız gereken işlem bakın arka tarafa da denk gelmiş oldu boyun kısmı burada arkadaşlar yandaki ilmeğe batıyoruz cc yapacağız daha sonra bir tane zincir çekip ipimizi böyle çıkartacağız bunu daha sonra yürütebilirsiniz o hiç sorun değil bakın henüz beyaz ipimi ben kesmedim beyaz ipimi kesmeme sebebim ise arkadaşlar fırfır yaparken tekrar bağlamakla uğraşmak istemedim şöyle fırfır yapabileceğim kadar ipimi ben kesiyorum şimdi şu beyaz ipimin ilk bağladığım yer bu yere arkadaşlar şuradan ipimi geç alacağım yani beyaz ipimi buradan dışarıya çıkartacağım. Bakın şöyle yakından görüyorsunuzdur. Şimdi buradan ipimi normal ipmiş gibi hani e, hiç Sonradan bağlamamışım gibi yani buradan buraya geçirmemişim gibi artık nasıl anlatırsam. Normal flo kısımlara tığımı geçiriyorum. 2 tane zincir çektim arkadaşlar. Bu sayıyı arttırabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre değişebilir. Ben bir tık biraz büyük görünsün istiyorum yaka kısmı. Şöyle 3-4 tane zincir çektim. 3 zincir çektikten sonra arkadaşlar şöyle oraya odaklamak istiyorum. Önce kendi dibine batarak CC yapacağız. Yani ilmek kaydırma yapacağız. Öndeki ilmeği geridekin içerisinden çıkartıyoruz. Tekrardan 1 2 3 artık 4 hani siz hangi sayıyı uygun gördüyseniz hemen yandaki ilmeğin içerisine şöyle yandaki ilmeğin içerisine batarak tekrardan cc yapıyoruz benim tığım ipimden çıktı şöyle batıyorum ipimi alıyorum ve gerideki ilmeğimin içerisinden çıkartıyorum tekrardan zincir çekiyoruz 1 2 3 veya 4 artık siz hangi sayıyı uygun gördüyseniz hemen bir sonraki yandaki ilmeğin içerisine batıyoruz. Öndeki ilmeği gerideki ilmeğin içerisinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın bu sayede fırfırını yapmış oluyoruz. Yani yaka kısmımızı oluşturmuş oluyoruz. Burayı zincirler sayesinde yaptığımız fırfırlarla dönelim arkadaşlar. Başlangıç noktamıza gelelim. Burada ipimizi sabitleyelim. Kaldığımız yerden de devam ederiz. Evet arkadaşlar, fırfırımın sonuna geldim ben. Bir tane zincir çektim. İlk ilmeğimin başına battım. Şöyle ipimi de çekiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi artık fırfır kısmını da yaptığımıza göre Tavşan bedimizin gövdesi bitti arkadaşlar. Kollarını, kafasını eklemek için ben belli yerler belirleyeceğim. Siz de belki oralara eklemek istersiniz. Mesela kafayı göstereyim hemen şöyle. Kafadaki kulaklarımız arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi arttırmaların olduğu yerler var. Bakın görünüyor. Şuralar. Bu kısımlar arttırmaların olduğu yerler. Şöyle kafayı tuttuğumuzda benim için en uygun nokta şuradaki geçen arttırmanın olduğu yer. O yüzden ben kulağımı sihirli halkadan 1-2 ilmek geçtikten sonra yani şöyle söyleyeyim şu sihirli halka 1-2 sıra atladık. Hemen şu alt kısma yani şuraya kulağımızın şu baş kısmı denk gelecek şekilde bakın 1-2 sıra atladık. Hemen alt kısma denk gelecek şekilde Kulağı buraya dikmeyi uygun görüyorum. Aynı durum burada da geçerli. Sihirli halkadan 1 2. Hemen burada da göstereyim şu sihirli halka. Bir sıra atladık, iki sıra atladık. Bu ikinci sıranın hemen altındaki şu boş yere kulağın şu kısmı denk gelecek şekilde ben kulakları böyle dikeceğim. Kolları da arkadaşlar şöyle yanıma alayım. Kolları da gövdeye şu ip geçişi böyle iç kısımda kalacak şekilde ya da şöyle arka tarafa kalacak şekilde hemen yanımızı alalım. Yerini ayarlayarak kendimiz ayarlayarak dikebiliriz arkadaşlar. Ama bence elbiseyi de örelim. Elbiseyi ördükten sonra kolları uygun yerleri uygun yerler belirleyerek daha rahat dikebilirsiniz. Bu şekilde tavşan bedimizi de buraya kadar getirdik. Bu dikim aşamalarını ben bir önceki videoda söylemiştim. Artık herkes dikebiliyor diye göstermeme gerek yok. Sadece göz kararı yerlerini ayarlayacaksınız. Ve oraya dikeceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda oyuncağımızın elbisesini örmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.